Bu hafta muazzam bir performansları vardı. Fethiye Belediye, Ümit seninle başlayalım. Bu şekilde ikinci yarıdaki savunmayı, hatta bunun %70'ini tekrar edebilirse Lokman Ekim Fethiye çok daha iyi noktalara gelebilir. Çok daha can yakabilir ligde, sürpriz sonuçlar alabilir. Micić oyuna sonradan dahil oldu ve o da biliyorsun sıkıntılı. Hala çizgi gerisinden 5'te 0 ile oynadı bu mücadelede. Zinciri bir türlü kıramadı. Nesne TV'den herkese kucak dolusu merhaba sevgili izleyiciler. Basketbol Panorama programıyla sizlerle birlikteyiz. İnege Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Bakalım bu hafta neler yaşandı? Enine boyuna konuşacağız. Tabii ki kimlerle? Basketbolun duayenleri sevgili Ümit Avcı ve Gökhan Türe ile birlikte. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Leyla'cığım. Teşekkür ediyoruz öncelikle. Sen nasılsın? Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Dördüncü haftayı tamamladık artık. Bu hafta neler yaşandı? Bu haftanın nabzını tutacağız tabii ki sevgili izleyicilerimiz için. Ama öncesinde geçtiğimiz hafta siz izleyicilerimizin beğenisine en iyi 5 hareketi sunmuştuk. Yaptığımız anket sonucunda bakalım sizce favorisi hangisi? Ayberk Olmaz. Ayberk çöpleri gitti. Sol eliyle smaçı vuruyor tek elle. Ayberk Olmaz. Ayberk çöpleri gitti. Sol eliyle smaçı vuruyor tek elle. Evet, 2 numaralı hareket en iyi seçildi izleyicilerimiz tarafından. Geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk aslında. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hemen kısa bir düşüncelerinizi alayım. Yani Ayberk Olmaz'ın tabii ki topu alışı bir uzun oyuncu olarak topu aldığı nokta, onu sürmesi, sonrası çıkıp gerçekten hani estetik yönü kuvvetli bir smaçla bunu bitirmesi gerçekten çok güzel bir hareket. Hani benim 2 numaramdı bu. Kazanmış, izleyenlerimiz onu seçmiş. Kesinlikle çok çok güzel bir hareket. Gökhan? Evet, ben de Bahçeşehir Koleji'nden Deniz Kılıçlı'nın smacını favori göstermiştim. Ama şimdi bir daha izliyorum Ayberk'i ki Ümit'in dediği gibi benim de ikinci sıramda bu smaç vardı. Atletizmini konuşturmuş bir uzun oyuncu olarak orta sahada alıyor topu. Ve bitirişi de muhteşem. Bence de çok da sürpriz değil yani. Evet, muazzam. Ben aynı şekilde 3 numara demiştik seninle beraber zaten. Evet. Ama 2 numarada izleyicilerimizin beğenisi de gerçekten haklı bir favori diyebiliriz. Bu hafta kesinlikle. Da tabii ki hemen söyleyelim. Program sonunda anketimiz olacak. Onu da hatırlatmış olalım ve dilerseniz hemen İNG Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Toplu sonuçlar şöyle. Beşiktaş 85, Ormanspor 91, Türk Telekom 95, Büyükçekmece 89, Gaziantep 59, Fenerbahçe Beko 65, Anadolu Efes 89, Bahçeşehir Koleji 66, Petkim Spor 108, Bursa Spor 80, Tofaş 78, Pınar Karşıyaka 88, Fethiye Belediye 91, Galatasaray 82 ve Darüşşafaka 102, Afyon Belediye 77 şeklinde. Evet, İNG Basketbol Süper Ligi'nde 4. haftayı tamamladık. Şu an şimdi de özetlere devam edelim istiyorum. Darüşşafaka'nın Afyon Belediye'yi 102-77 yendiği karşılaşmayla özetlere başlayalım. Hava atışı yapıldı. 4. haftanın ilk maçında ilk hücum ev sahibi Darüşşafaka Tekfen'in. Henüz daha oralarda değil. Oo. Bu arada Paco Cruz. Pot altında şimdi Troy Schaaf. Açısı kapandı onun. 4 saniye var hücumun sonlanmasına. Sinan'dan güzel bir pas. William Bifford. Bir üçlük daha. 5 saniye var hücumun son ermesine. Paco Cruz yine bir an pas verecek arkadaşını bulamadı ancak Sinan sağlamı gördü. Sinan da basketi buldu. Sinan karşı yarı sahaya geçti. Sinan Güler dışarı çıkardı. Berk Demir birkaç saniye salise kala attı. Üçlüğü yolladı. Eksik yakaladı rakibini Darüşşafaka. Tekfen Doğuş Özdemiroğlu asisti yapıyor. Bekle dedi JP Makura'ya. Evet, bu hücumu kullanmıyor ev sahibi. Artık son 10 saniye. Darüşşafaka Tekfen İNG Basketbol Süper Ligi'nde 4. haftanın açılış maçında farklı bir galibiyet alıyor. Evet, Darüşşafaka biraz rahat bir galibiyet aldı diyebiliriz aslında. Ümit, ne dersin? Nasıl buldun karşılaşmayı?
Yani aslında beklediğimiz gibi bir evet. maç olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Darüşşafaka Tekfen Ligi 3'te 0'da başlamıştı. Hı hı. İç sahada mutlaka kazanması gereken bir maç. Hani ne kadar istediklerini çok net tahmin edebiliyorduk. Afyon'da aslında Eşitay Sigorta Afyon'da çok iyi başladı ama onlarda da hem 1 numara hem 5 numara gelmedi. Sakattı. Hı hı. Yani Wright ve Kayseri'nin eksikliğinde Darüşşafaka deplasmanına direnmek hiç kolay değildi. Belli bir süre ilk periyotta bunu başardılar ama devamı gelmedi. İşte Cruz orada tek başına yetmedi. Darüşşafaka için olumlu olan şu, geçen hafta söylemiştik. Hani Andrews'u birazcık bu düzen içinde büyük çekmecedeki rolüne devşirmek lazım. Yani onu biraz özgür bırakmak lazım diye düşünüyorduk. Bu maçta da onu yaptı. Koç hem Andrews'tan hem Doğuş'tan çok ciddi katkı aldı. 4 numarada da Berk Demir bu takımın ana rotasyondaki 4 numarası olabileceğini gösterecek bir performans sergiledi. Sürpriz olmadı bu maç benim için. Gökhan sen ne dersin? Evet, Darüşşafaka Türk rotasyonu açısından da çok kaliteli bir yapıya sahip. Bunu da yansıttılar. Berk olsun, Doğuş Özdemiroğlu olsun ki Doğuş sezona gerçekten müthiş başladı. Tabii 3 sayı çizgisinin gerisinden de Darüşşafaka'nın bu maçta ne kadar motive olduğunu gözlemledik. Yüksek bir yüzdeyle oynadılar ve farklı bir skorla kazandılar. 3 yenilginin ardından da bu bence sürpriz olmadı açıkçası. Evet, özetlerle devam ediyoruz. Fethiye Belediye Galatasaray karşılaşmasına bakalım şimdi de. Berke ile Abu çıktı hava atışına. İlk hücum Lokman Ekin Fethiye Belediyespor'dan geliyor. Yiğit pası verdi. Pota altında da basket faul. Berke atar. Şimdi pot altına indi top. Pot altında kim var? Malik Abu. Çok kritik bir top çaldı Lokman Ekin Fethiye Belediyespor. Elçin Kuk potaya gitti. Elçin Kuk topu bitirdi. Elçin Kuk. Erik Dill'in üçlü isabetli. 3 sayılık basket Erik Dill'den. 5 saniye kaldı hücum süresinin sonuna. Darian Atkins. Yiğit'in üstünden isabeti buluyor. Darian Atkins 89-82. Galatasaray'ın uzatmayı sayı atmadan bitirdiğini hatırlatalım. Lokman Ekin Fethiye Belediyespor Galatasaray'ı 91-82 mağlup ediyor. Evet, ilginç bir karşılaşmaydı. Aslında haftanın olayında da biraz konuşacağız bunu ama detaylı. Gökhan, nasıl buldun karşılaşmayı? Evet, yani Galatasaray'ın 52 sayı bulduğu bir ilk yarının ardından Lokman Ekin'in müthiş bir geri dönüş yaptığını gözlemledik ikinci yarıda. Bir kere çok yeni bir takım, yeni bir oluşum. Sezon başladıktan sonra maçları oynarken kadroyu yapılandırdılar. Ben tabii geçen seneki kadrodan elde bulunan Erik Neal'ın müthiş bir performansı var. Double-double'lık Amerikalı gardın. Ama bunun yanında ben Darian Atkins'in, kadroya yeni dahil olan Atkins'in özellikle boyalı alana getirdiği renkliliği gözlemledim. Uzatma evresini konuşacağız zaten. Haftanın evet. olayı aslında. Evet. Galatasaray'ın 9-0'lık seriyi yediği. Ama o süreçte 4 tane blok var. Atkins de bunlardan 3'ünü yapıyor. Ve müthiş bir performans. Yani Lokman Ekin artık lige dahil oldu diyebiliriz bu galibiyetle. Ligin kalitesi açısından da, yükselmesi açısından da kalite düzeyinin bence olumlu bir maç oldu. Lokman Ekim'i tebrik ediyorum. Tabii koçu Alkımay'ı da bu zor süreçte evet. takım yapılandırmasında başrolü oynayan isim. İnşallah bundan sonra da keyifli maçlar izletecekler bize diye düşünüyorum Lokman Ekim için. Evet, ilerleyen dakikalarda zaten bu karşılaşmayla ilgili de detaylı konuşacağız. Dördüncü haftadayız tabii ki basketbolda. Özetlerle devam ediyoruz. Tofaş Pınar Karşıyaka maçına bakalım şimdi de. Havaltı sonrasında ilk hücum şansı misafir ekibin. Semay Kristen içeri indirdi. Simmons, Spanyol'a atış, isabetli basket foul. Son saniye atışı isabetli. Harika bir atış geldi. Yunus Emre son sırmadan. DJ Kennedy. Taylor. Morgan. Seri bir dönüş sonrasında pozisyon aldı karşısında Simmons ama arkadan Mete Can geldi. İyi bir görüş, iyi bir atış çıkaramadı bu kez. Kilpatrick, Sean Kilpatrick. Atışı başarılı. Kilpatrick'ten basket.
Semih Krisniçer kıvrıldı. Turnike'ye gitti, basketi buldu. Saniyeler eriyor. Maçın sonuna geliyoruz. Değerli izleyenler. Tofaş 78. Pınar Karşıyaka 88. Evet, Pınar Karşıyaka'nın Tofaş'ı 88-78 yendiği karşılaşma. Ümit, nasıl buldun maçı? Yani Pınar Karşıyaka'nın inanılmaz bir temposuyla başladı karşılaşma ki ilk periyotta 30 sayı buldu Karşıyaka. Tony Taylor attı, işte Sekhenry attı, en son Yunus son sığma çok zor bir şey görüntüye geliyor. Müthiş bir üçlük attı. Yani böyle bir tempoyla başladığı zaman Karşıyaka'nın maçı kontrol etmesi, sonuna kadar kontrol etmesi çok zor olmuyor ki Tofaş da son iki maçını kazanmıştı. Hücum ederek kazanmıştı ama Tofaş'ın savunma kısmında da bir şeyler yapması gerektiği çok çok açık. Bazı oyuncularından hala istenen verimi alamadıklarını gördük. Şimdi Karşıyaka 30 sayılık bir başlangıç yapınca dış şutlarla ikinci çeyrekte boyalı alanı da çok iyi kullandı. Yani Morgan bu senenin en iyi basketbolunu oynadı. Bu önemli. Çünkü Morgan'ın mutlaka katkı vermesi gerekiyordu takıma. Ve Karşıyaka 17 sayılık devre skorunu yakaladı. İkinci yarıda Tofaş'tan bir hamle geldi. Bir hani en azından bir mücadele, sertlik göstermeye çalışıldı. Ve fark 4 sayıya kadar indi. Ama o bölümde de Karşıyaka'yı Karşıyaka yapan faktör ortaya çıktı. Nusret sahneye aldı. Nusret'in orada topu eline alması belki ilk opsiyon değil, ikinci opsiyon da değil. Ama Karşıyaka'da kim boşsa en doğru şutu bulan bir takım, bir düzen yaratılmış durumda. Nusret de orada iki tane bir dış, bir orta mesafe şutuyla 5 sayılık bir takımla avantaj sağladı. Oradan sonra da zaten Karşıyaka maçı galibiyetle bitirmiş oldu. Metecan'ın performansı, işte Nusret'in performansı, Yunus Emre'nin performansı, Onur Alp, Semih, işte Türkleri sayıyorum ki yani yabancılara da kattığımız zaman Karşıyaka'nın ne kadar güçlü bir rotasyon olduğunu görebiliyoruz net şekilde. Evet, devam ediyoruz. Dördüncü haftada Anadolu Efes'in Bahçeşehir Koleji'ni 89-66 yendiği maça bakalım şimdi de. Ve ilk hücum Bahçeşehir Koleji'nden. Şu anda öne çıkmak zorunda. Yani bunu kendisinde hissediyor. Ama lakin varkenki kadar uygun pozisyon bulması kolay değil. 4 saniye, 3 saniye. Mitsic potaya gitti, bitirdi. Basket faul, Vasily Mitsic. Burak Yıldızlı 3 sayılık denemesi isabetli. Burak atmaya devam ediyor. 17. sayısı. Setten de vazgeçti. 3 sayılık isabeti de buldu Burak'ın. Jamal Jones içeri yüklendi. Jamal Jones pozisyon bitiremedi ama pot altında Erkan Yılmaz tipliyor. Rodrick Bobua 3 sayılık atışı başarılı. Rodrick Bobua isabeti buluyor. Ve mücadele sona eriyor. Anadolu Efes Bahçeşehir Koleji'ni 89-66 mağlup ediyor ve İNG Basketbol Süper Ligi'nde 4-4 yapıyor. Evet, Anadolu Efes'in rahat bir galibiyet aldığını söyleyebiliriz. 4-4 gidiyorlar aynı zamanda. Gökhan, nasıl buldun karşılaşmayı? Evet, EuroLeague'deki çift maçlı haftanın ardından ki Efes için aslında kötü bittiğini söyleyebiliriz bu haftanın. Zalgiris yenilgisinin ardından toparlanmak için, moral bulmak için önemli bir maçtı Bahçeşehir Koleji mücadelesi. Bahçeşehir'in eksikleri var. Maç içinde de bir oyuncuları daha sakatlandı ve Efes karşısında ki ligi gerçekten sezon başından beri İNG Basketbol Süper Ligi'nde Türk oyuncularıyla ön plana çıkan bir takım. Bu maçta da gerek Sertaç gerek Buğrahan'dan önemli katkı aldı Efes. Mitic oyuna sonradan dahil oldu ve o da biliyorsun sıkıntılı. Hala çizgi gerisinden 5'te 0 ile oynadı bu mücadelede. Zinciri bir türlü kıramadı. Yani çok o iyi eski başladı ama ikinci elde yine saçma sapan atışlar denedi. Maalesef birazcık işte yalnız kalmanın getirdiği bir sıkıntı var. Oyun kurucu pozisyonunda doğuşunda sakatlığı sonrası. Ama rahat bir galibiyet elde ettiler. 4-4 ile devam ediyorlar. Efes'in normal şartlarda bu farkla kazanması da bence sürpriz değil. Bahçeşehir'in de biraz daha toparlanmak için sakatların dönmesine ihtiyacı var diye düşünüyorum. Green, Owens, bir de bu maçta Perez. Perez de sakatlandı. Bir de şimdi Avrupa Kupası oynayacaklar. İşleri biraz zor. Evet, temsilcimiz tabii ki EuroLeague'de de. Yine başarılar dileyelim Anadolu Efes'e de. Ve devam ediyoruz özetlere. Gaziantep Basket Fenerbahçe karşılaşmasıyla devam edelim.
Gaziantep'te Gaziantep Basketbol Fenerbahçe Beko mücadelesi başlıyor. İlk hücum ev sahibi ekipten. Verimli işler yapabileceğini gösterdi. Bakalım bu bir üst sınav olacak onun için. Leo Westerman 3 sayılık basket. Maçtaki ilk sayılar. Daha ikinci şey yani çok erken bir veda maça Marko için. Rashard Kelly atışı başarılı. Rashard Kelly. Sağ içinde bir reaksiyon veriyor tabii koçun gidişine. Kendi içinde bir değerlendirme yapıyor o anda. Brighton Lemar. Jayte'yi buldu. Alley-oop'u tamamlıyor. Tarık Biberovic. Kesti driplingi. Orta mesafede isabeti buluyor. İçeride Johnny Hamilton. Top istiyordu. Dışarı çıkarttı. Tarık Biberovic. 3 sayılık isabet. İyi bir gün Tarık Biberovic için. Cem Ulusoy. Çok iyi pas. Vurdu. Jayte. Sıvacı vurdu. Rashard Kelly ile 3 sayılık isabeti buluyor. Fenerbahçe Beko, Gaziantep Basket'i deplasmanda 65-59 mağlup ediyor. Evet, Sarı Lacivertlilerin galibiyetiyle sonuçlandı. Ümit, nasıl buldun karşılaşmayı? Fenerbahçe Beko'nun çok eksik gittiğini söyleyelim. Özellikle hücum tarafında işte hem Dekolo yoktu, Melih Mahmutoğlu yoktu, evet. Veseli yoktu, Brown yoktu, Lorenzo Brown yoktu. Yani bunları koyunca aslında savunma maçı olması muhtemeldi ki Fenerbahçe Beko da bunu iyi yaptı. Yani iyi savunmayla başladı. Tabii ki bunda Gaziantep'in maça 21'de 1 üçlükle başlamasının etkisi çok büyüktü. Yani böyle bir yüzde ki sezonu çok da iyi başlamıştı çizgi gerisinden Gaziantep. Yani önemli bir yüzde yakalamış ama bu maçta hiç atamadı 3 çeyrek ve Fenerbahçe çok ciddi avantaj yakaladı. Sonrasında işte Gaziantep'in son periyottaki 25 sayısı var yani dışarıdan attıklarıyla maçı ortaya getirmeyi başardı ama Fenerbahçe karşısında böyle bir farkla geri düştükten sonra kazanmak çok kolay değil. Belki hafta içi bunu Bayern Münih yaptığı için Fenerbahçe taraftarları hani bir tedirginlikle yaşamış olabilir ama yani bu her zaman olacak bir şey değildi. O farkı yakaladıktan sonra Fenerbahçe'nin galibiyete ulaşması çok normaldi. Evet, devam ediyoruz. Türk Telekom Büyükçekmece basket maçına bakalım şimdi de özetleri nasıl? Hava atışı ile birlikte mücadeleye başlıyoruz. İlk hücumu Türk Telekom yapıyor. Tyler Ennis yeniden. Ennis orta mesafeden kendisine bir şut yaratıyor. Tyler Ennis'in sayılarıyla başlıyoruz mücadeleye. Mert Celep'ten Oliver'a Devin Oliver şu orada. 3 kişi 3 rakibi de onunla beraber yükseldi. Tyler Ennis orta mesafe. Tyler Ennis bu noktayı çok sevdi Tyler Ennis. Farrell biraz anlaşmazlık yaşadılar Mert Celep'le ama tek elle çembere gidip smacı vuruyor Mert Celep. Kyle Wiltshire buldu. Wiltshire sağ forvetten 3 sayılık atışı. Kyle Wiltshire burada üçlüğü gönderiyor. Tyler Ennis çembere doğru Tyler Ennis. Anderson, Decorel gösterdi. Üçlük kaçtı. Rebound Kyle Wiltshire'da. Artık herkes derin bir oh çekiyor. Türk Telekom 95, Büyükçekmece basketbol. Evet, Türk Telekom maçı kopardı. Güzel bir karşılaşmaydı. Gökhan, nasıl buldun maçı? Evet, haftanın en güzel maçlarından biriydi kesinlikle. İki takım da ligin iyi ekiplerinden ve şu ana kadar da gösterdikleri performans itibarıyla dikkat çekici. İki takım. Türk Telekom cephesinden bakacak olursak Yiğit ve Samet ve Can'ın sakatlık maç öncesi rahatsızlanması tabii onların özellikle verim aldığı Türk rotasyonuna darbe vurmuştu ama yabancı oyuncular Wiltshire, Ennis, Erik ve neydi diğer yabancının adı? Decker. Decker, Sam Decker. Olağanüstü bir performans ortaya koydular. Bu dörtlüğe Muhammed Baygül de eklenince gerçekten Türk Telekom ki Ennis'in patlama yaptığı maç diyebiliriz bu maç için. Türk Telekom o zaman kadro kalitesini ortaya koyduğu zaman yenilmesi zor takımlardan bir tanesi haline geliyor. Büyükçekmece cephesinde de Eldridge zaman zaman oyuna ağırlığını koydu ama sonuç itibariyle Telekom favori olduğu bu maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı. Evet, İNG Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaların özet görüntüleriyle devam ediyoruz. Beşiktaş Orman Spor maçına bakalım şimdi de. Hava atışıyla mücadele başlıyor. Devam. Ve ilk hücumda Şehmus Azer'in sayısıyla geldi. Çok
yakın savunuyor Sedat Karagül'le. Two Holloway rakibini geçti, potaya gitti ve basket atmayı da başarıyor Two Holloway. Egen Arna verdiği kullandı, dışarı sağda çıkardı, Sadık içeride, Alperen Şengün smaçla bitiriyor Alperen Şengün. Bir hücum şansı daha. Şimdi Cevher Özer. Cevher Özer smaçı vuruyor. Alperen Şengün'ü postere davet ediyor Cevher Özer. Two Holloway. Cemal Huggins'e doğru Cemal Huggins. Smaçla bitiriyor Cemal Huggins. Two Holloway, Two Holloway. Şimdi Şehmus Azer. Üç sayılık atış, ondan isabet geldi. Şehmus Azer topu getirdi. Şehmus atışı kaçırdı. Kendi topunu tiplemeye çalıştı, olmadı. 91-85 OGM Ormanspor ilk galibiyetini alıyor. 91-85 Ormanspor galibiyeti. Ümit, nasıl buldun maçı? Ya aslında beklediğimiz gibi bir karşılaşmaydı. Çünkü iki takımın da oynadığı basketbol ortada. Özellikle evet. Ormanspor kısa rotasyondaki isimleriyle hamle yapmaya çalışan bir takım. Ama yani sadece yabancıların attığıyla kazanamayacağı ortadaydı. Bu maçta Ormanspor'un sezon başındaki karşılaşması, açılış maçında da çok etkili bir performans sergileyen Kadir Bayram bence kilit isimlerden bir tanesi oldu. Onun kenardan gelip verdiği katkı takımına hem hücum tarafından mücadele dozunu artırması tarafında çok çok önemliydi. Cevher'in takım artık liderliği önemli bir göstergeydi. Son dakikalarda işte Beşiktaş zaten her zamanki gibi inanılmaz mücadele eden bir takım. Yine Alperen Şengün olağanüstü oynadı. Ya hatta bugün Sedat Karagül'leri de katabiliriz. Yani o da muazzam bir performans sergiledi. Ama maç kilit noktaya gelince, yani artık o kader dakikalara gelince Beşiktaş'ta tecrübe açığı çok net ortaya çıkıyor. Yani burada bir tane yabancı sahadaydı bugün ama var hiçbir mıydı yok şey muydu belli değil. Yani. İki yabancıyla da yollar ayrılıyor. Yani Beşiktaş'ın yabancı seçimini birazcık daha dikkatli yapması gerekiyor. Yeni transferleri muhtemelen olacak, değişim yaşanacak. Bunu yapabilirse Beşiktaş renk katmaya devam edecek. Çünkü bir kez daha söyleyelim, işte Alperen'in performansını söylüyoruz, Şehmuz'u söyleyeceğiz, işte Sedat Karagül'leri söyleyeceğiz ama maç kazanamıyor Beşiktaş. Yani maç kazanma olayını bir şekilde çözmesi gerekiyor ki bu maçı da kazanabileceği bir maçta kazansa Beşiktaş'ın da hakkı olacaktı. İki takım da hak etmişti ama tecrübe kazandı. Genç değil de tecrübeli bir iki yabancı kesinlikle oyuncu. Onun için de ama evet. O tecrübe açığını giderecek bir oyuncu lazım. Evet, evet, belli transferlerle ilerleyen günlerde zaten haberleri de gelecektir. Çok daha farklı bir Beşiktaş izleyebiliriz. Kesinlikle. Ya bu gençleri sadece evet. Kaybetmeye alıştırmak gibi bir şey olacak yoksa. Evet, son maça bakacağız. Dördüncü haftada Petkimspor'un Bursaspor'u 108-80 yendiği maçı konuşalım istiyorum biraz da. Gökhan, nasıl buldun karşılaşmayı? Evet, bu hafta ilk yerin haftasıydı. Ali Ağa Petkim de zinciri kırdı diyelim yani. Evet. Üç haftadır galibiyet yüzü göremiyordu. Bu hafta dört takım birden ilk galibiyetini elde etti. Maça öyle bir başladı ki Ali Ağa daha devre sonunda 30 sayılık farka ulaştı. 60-30 gibi bir skor vardı devre sonunda. Ali Ağa Petkim'de Wimbush'un yine baktığımızda müthiş bir performansı vardı. Takımını sırtladı. Ege Arar yine sivrilen Türklerden bir tanesiydi bu hafta. Ve Frutti Ekstra Bursaspor'a neredeyse hiç şans tanımadan ligin en dominant maçlarından birini çıkardı Ali Ağa. Kadro kalitesi itibariyle zaten hep söylüyoruz. Ali Ağa aslında ligin flash takımlarından bir tanesi. Önemli transferlere imza atmışlardı sezon başında ve yavaş yavaş ritim bulduklarını gözlemliyorum Ali Ağa'nın. Şeyi de ekleyebilir miyim pardon? Bursa Spor cephesinde de Ömercan İlyas olduğunu söylemek gerekiyor. Evet. Yani o fark 40 sayıya çıktıktan sonra takımın direncini artıran oyuncu oldu. Çok genç bir oyuncu, 19 yaşında ama çok yetenekli bir oyuncu. Bunu hepimiz biliyoruz. Onun yeteneğiyle abileri, Birkan'ı, Ender'i de birazcık oyuna sokup maçı daha böyle en azından heyecanlı bir kıvamına getirdi. Ömercan'ı da tebrik edelim bu haftaki performansı için. Evet, özetleri bitirdik sevgili izleyiciler. Şimdi de haftanın enlerine bakacağız. Haftanın takımıyla başlayalım. Bu hafta muazzam bir performansları vardı. Fethiye Belediye, Ümit seninle başlayalım. Yani Fethiye gerçekten çok takdir hak edecek bir karşılaşma oynadı. Gökhan zaten maçı anlatırken söyledi. Yani bu kadar kısa süre içinde kadroyu kurup bu şekilde oynamak kolay değil. İkinci yarıda mesela
ilk yarıda 52 sayı yedikten sonra ikinci yarıda Erdem İlter'in orada savunmaya kattığı enerji bence çok çok önemli. Yani bir şekilde bu takım savunma yapmalıydı. İşte sonra son transferlerinden yine bahsetti Gökhan. Çok önemli katkı aldılar Etkinsen evet. ki o pozisyonda çok eksik olduklarını söylemiştik yani savunma kısmında. Kesinlikle. Bu şekilde ikinci yarıdaki savunmayı hatta bunun %70'ini tekrar edebilirse Merkez Efendi'ye takıldım. Lokman Ekim Fethi'ye çok daha iyi noktalara gelebilir. Çok daha can yakabilir ligde sürpriz sonuçlar alabilir. Ama ben çok keyif aldım onların basketbolundan. Galatasaray şaşırttı. Yani bu kadar iyi başlayıp oyun kurucu pozisyonda guardlardan katkı alamamasının cezasını çekti belki ama bu ne olursa olsun Fethiye'nin başarısını gölgelememeli. Evet. Müthiş bir galibiyetti. Gökhan sen nasıl buldun? Evet, Lokman Hekim'in eksiklerini tamamen giderdiğini gözlemleyebiliyoruz bu maçla birlikte. Yabancı oyuncu sayısı 5'e çıktı ki bu ligde bir şekilde tutunmanız için işte Beşiktaş örneği var. Yani Türk oyuncuların İstediğiniz kadar üst düzey, kaliteli Türk oyunculara sahip olun. Yine takımı sürükleyecek isimler yabancı oyuncular oluyor. Burada da Atkins takviyesi bence Lokman Hekim'i bir tık yukarı çekmiş. Özellikle pota altı direnci ve katkısı açısından Atkins'in sadece Lokman Hekim'e değil lige de renk katacak oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Bamberg de forma giyiyordu geçen sene. Onun dışında tabii Eric Neal'ın çok önemli katkısı vardı ama son uzatma bölümündeki o bloklar ve 9-0'lık seri gerçekten çok fazla görebileceğimiz bir detay değil. Lokman Hekim bence lige şimdi başladı. Bundan sonra da rakiplerinin çok daha çekinerek dikkatle yaklaşacağı bir takım olarak karşımızda olacak. Savunma yaparlarsa. İlkleri yarıdaki gibi yaparlarsa evet. sıkıntı yaşarlar. Evet, haftanın takımının ardından haftanın koçuyla devam ediyoruz. Tabii ki Fethiye Belediye'den Alkım Hoca, Alkım Ay. Çok başarılıydı gerçekten. Bu hafta da muazzamdı. İyi bir performans gösteriyorlar takım olarak da. Alkım Hoca'yı nasıl buldunuz? Gökhan seninle başlayalım. Evet, Alkım Hoca'nın maç sonu sevinci bir kere yani evet. görülmeye değerdi. Hak ettiğini düşünüyorum bunu çünkü büyük bir çabayla daha sezon başladıktan sonra yapılanma içindeydiler. Evet. Hem maç oynadılar hem bir taraftan kadro oluşturdular. Zor bir süreçti o yüzden bu sevincinin de yerinde buluyorum. Üstüne koyarak devam edeceklerini de düşünüyorum. Sonuçta Barış Ersek de katıldı bu kadroya. O da çok deneyimli bir oyuncu. Onun da hazır hale geldikten sonra artı değer katacağını düşünüyorum. Sen neler söylersin Ümit? Yani Alkım Hoca'nın ben de bu maça çok etki ettiğini düşünüyorum. Zaten hani bu kadar kısa süre dediğimiz gibi bu takımı bu hale getirmek önemli bir başarıydı. Yanında işte Serhat Yapıcı var. O da bu iki iyi bir ikili olduklarını ne şekilde izlemleyebiliyorum. Mesela Fenerbahçe maçına geriye düştüklerinde Fırat Töz'ü kullanmışlardı. Bu maçta işte Erdem'i kullandı. Hani oyuna enerji getirme kısmında kenardan iyi yaptıklarını düşünüyorum. Özellikle ikinci yarıdaki o savunma değişiklikleri, evet. uzatma bölümündeki baskıları koçun önemli kararlarıydı. Tebrik ederim. Evet, MVP ile devam edeceğiz. Haftanın ellerine bakıyoruz demiştik. Yine Fethiye Belediye'den Eric Neal elbette. O da muazzamdı bu hafta. Neler söylersiniz? Ümit seninle başlayalım. Yani Neal şimdi bu lig için aslında savunma kısmında çok zaafı olan bir oyuncu. Yani evet. işte Bobby Dixon bile, Fenerbahçe, Ali Muhammed bile ona karşı post-up oynadı. Şimdi böyle bir sıkıntısı var ama bunu inanılmaz bir enerjiyle gideren bir oyuncu. Evet. Topa baskı yaptı. Yani bu şekilde o savunma açığını gidermeye çalıştı. Hücumda da her şeyde sorumluluk aldı. Yani takıma inanılmaz katkı verdi ki double-double performans hem asist hem sayı konusunda çift tanelere ulaştı. Maçı uzatmaya götüren basketi atarken müthiş bir sorumluluk aldı. Kesinlikle haftanın en önemli oyuncusuydu. O fizik avantaj, fizik dezavantajını yürek avantajıyla giderdi. Gökhan sen neler söylersin evet. Eric Neal'le ilgili? Yani basketbol için çok kısa bir oyuncu. 1.78 boyunda. Bunun yanında böyle yapılı bir oyuncu da değil yani. Ümit az önce çok güzel söyledi. Bobby Dixon bile posta oynayabiliyor rahatlıkla. Ki o da 1.80 civarında bir boya sahip. Ama hücum yetenekleri açısından ve cesaret, yürek açısından bence ligin
üst düzey oyuncularından bir tanesi. Zaten bunu da kanıtladı. Geçen sene normal ligde yine iyi performans sergileyen bir oyuncuydu ama bu sene tabii yalnızlığın getirisiyle sezon başında o istenen çizgide değildi ama yanına kaliteli isimlerin eklenmesiyle veriminin de arttığını düşünüyorum. Bundan sonra yine bu şekilde izlemeye devam edeceğiz diye düşünüyorum Niyalı. Evet, dördüncü haftayı konuşuyoruz. Şimdi de Altın 5 ile devam edelim. Bu haftanın en iyi oyuncularına bakacağız. Ekranlara da yansıyacak. Evet, iki Türk oyuncu var. Tabii seviniyoruz böyle basketbolcuları gördüğümüzde Altın 5'te. Ege Arar Petkim Spor'dan, Doğuş Özdemiroğlu Darüşşafaka'dan, Eric Neal Fethiye'den, Thomas Wimbush Petkim Spor'dan ve Tony Taylor da Karşıyaka'dan, Pınar Karşıyaka'dan Altın 5'te. Ümit, seninle başlayalım. Nasıl buldun Altın 5'i? Yani Neal'ı zaten konuştuk. Evet. Tony Taylor'ın Tofaş deplasmanındaki o özellikle işte ilk yarıda fırtına gibi esen takımın liderliği önemliydi. Her şeyi yaptı o da. Reboundlara katkı verdi, sayısını attı, asistini yaptı. Yani çok yönlü oynadı, hak etti. Geçen Doğuş seneye göre de bayağı bir ilerletti basketbolunu. Kesinlikle. Değil çok mi? Çok 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 önemli ki geçen seneki başarıda da önemli pay sahibiydi. Yani Ufuk Sarıcan'ın istediği savunmayı da yapıyor çünkü. Yani evet. Bu da önemli. Doğuş Özdemiroğlu hem yaptığı baskıyla, yani Darüşşafaka Tekven hani bu maçı öyle bir çıktı ki dedik 3'te 0'la başlamıştı. Gözlerden ateş çıkıyordu savunmadan. Evet. Yani. O baskının mimarlarından bir tanesiydi. Hücumda da bu seneki çizgisini hiç bozmadı. Muazzam bir performans sergiledi. O da hem asist hem skoru katkısı veren isimlerden kesinlikle bence burayı hak etti. Thomas Wimbush hani double-double performans, reboundlar, skor ki o da sezon çok iyi başlamamıştı aslında ama müthiş bir sıçrama yaptı. Hı hı. Ama bu kadrodaki bence en kilit isim Ege Arar. Yani Ege'nin biz işte Galatasaray'dan Petkim'e giderken zaten bu patlamayı yapmasını bekliyorduk. Hani bir şekilde orada sorumluluk alacağını bekliyorduk. Milli takım için de önemli bir isim Ege. Bu takım için neler yapabileceğini net şekilde özellikle maçın başında artı artı öyle domine ettik ki o boyalı alanı. Müthiş bir performans sergiledi. Umuyorum devam eder. Zekle oynamayınca Ege için aslında bu da bir fırsat, yani kendisini göstermesi evet. için bu fırsatı bu maçta iyi kullandığını düşünüyorum. Gökhan, sen neler söylersin Altın 5 evet, için? Çok güzel anlattı Ümit. Benim ekleyebileceğim, ben de milli takım için bu hafta olsun, önceki haftalarda olsun Türk oyuncuların göstermiş olduğu çıkış, performans evet. Beni memnun ediyor. Ben hep onu hayal ediyorum. Birçok oyuncu özellikle Beşiktaş cephesinden milli takıma katılacak oyuncular var. İskeleti oluşturacak evet. oyuncular var. Bu anlamda Doğuş'la Ege'nin de istikrarla iyi bir çizgide seyrediyor olması bence çok memnuniyet verici bu açıdan. İnşallah böyle devam ederler. Çok önemli milli takımımız için. Evet, Altın 5'i de konuştuk ve haftanın olayıyla devam ediyoruz. Dördüncü haftada özetlerde de konuşmuştuk aslında. Galatasaray'ın uzatma performansı çok ciddi sıkıntı yaşadılar Fethiye maçında. Tam 5 dakikada skor bulamadılar. Nasıl değerlendirirsiniz bu maçı? Ümit, seninle başlayalım. Yani bu sezon Galatasaray'ın en iyi yaptığı şeyi ben oyun kurucu pozisyondaki evet. takviyeleri ediyordum. Yani hem Macon'un hem Hamilton'ın aynı anda transfer edilmesi çok önemli bir hamleydi. Ama yani gerçekten hani anlayamadığım bir şekilde uzatma periyodunda bu iki oyuncudan çok ters tercihler geldi. Hı hı. Yani hiç beklemediğimiz tercihler geldi. Bu da açıkçası yenilgilerine neden oldu ki yani 5 dakikada sayı atamamak Galatasaray gibi takım için çok enteresandı. Belki biz de bunu ilk kez gördük. Yani hatırlamıyorum evet, açıkçası uzatma evet. periyotlarında. Fethiye'nin çok iyi savunması, Gökhan söyledi o bölümde 4 blokları. Tane bloğu var ama hı hı. yani Galatasaray'ın da tercih hatalarının maksimum düzeyde olduğunu söyleyelim. Sen neler söylersin Gökhan? Evet, Fethiye düzenden çıkardı Galatasaray'ı. Evet. Son çeyrekte başladılar buna ve uzatma periyodunda da devam ettiler. Ertuğrul Erdoğan'ın takımları ezelden beri de disiplinle oynayan, sahada bunu hiç kaybetmeyen takımlar olmuştur. Galatasaray'da bu son özellikle uzatma periyodunda disiplinden koptuğunu gördük. Ümit'in de dediği gibi yanlış şut seçimleri geldi. Tabii bunda
Fethiye'nin uzunlarının caydırıcı blokları da etkili oldu. Bir şekilde bir yarışa girdiler kısa rotasyonu özellikle Galatasaray'ın da bu yarışta kaybettiler. Bir şey daha ekleyebilir miyim? Pardon. Mesela bir tane hücuma atılıyorum. Hunter 3'e 1'e giderken kaldırdı 3'lük attı. Hani iki tane gardı söylüyoruz ama bu takımın tecrübeli isimlerinden. Ya yani 3'e 1'e gidiyorsun. Evet. Hızlı hücuma kaldırıp oradan 3 atıyorsun. Bu maçta olacak iş değildi yani. Yani Ertuğrul Hoca'nın çok kızdığına eminim maç sonunda. Evet, haftanın olayını da konuştuk sevgili izleyiciler. Şimdi de geçtiğimiz haftanın kazanan kuponlarına bakalım. Evet, ekranlara yansıyor. AstroDog adlı kupondaş kullanıcımız Beşiktaş Ormanspor karşılaşması için ilk yarı 81.5 üst seçeneğiyle 1.55'ten kuponunu kazanmış. Tebrik edelim bu arada. Zonguldak Mem 67 adlı kullanıcımız da Gaziantep Fenerbahçe karşılaşmasında toplam sayı 142.5 alt 1.70'ten kazanan kuponlardan biri. Tebrik edelim. Ve Gökhan Türe, Petkim Spor Bursa Spor karşılaşması, Tofaş Karşıyaka maçı, Fethiye Belediye Galatasaray ve Darüşşafaka Afyon Belediyesi 4'te 4, 5.14, 5.14 oranlı çok güzel bir kupon. Gökhan, tebrik ediyorum bu arada. Teşekkürler. Evet, daha Ümit Avcı'nın kuponuyla devam ediyoruz. Bir Gökhan Türe, bir Ümit Avcı devam ediyoruz tabii ki. Petkim Spor, Bursa Spor, Tofaş, Karşıyaka, Fethiye Belediye, Galatasaray ve Darüşşafaka, Afyon Belediye 4'te 4 aynı şekilde Ümit'in kuponunda. Ümit, seni de tebrik ediyorum. 13.26 oran, çok güzel bir oran. Evet, geçtiğimiz haftanın kazanan kuponlarını şimdi konuştuk. Tabii ki klasikleşen bir bölümle devam ediyoruz. Basketbol panoramada en iyi 5 harekete bakalım. 4. haftada en iyileri hangileri olmuş? Son saniye atışı isabetli. Harika bir atış geldi. Yunus Emre son sırmadan. Matt Farrell. Samet'in üzerine gidiyor Matt Farrell. Basketi buluyor Matt Farrell. Aradan bıraktı Mehmet Alemdaroğlu'na. Mehmet. Kyle Wiltshire kapatıyor Mehmet Alemdaroğlu. Farrell. Biraz anlaşmazlık yaşadılar Mert Çelep'le ama tek elle çembere gidip smacı vuruyor Mert Çelep. Bir hücum şansı daha. Şimdi Cevher Özer. Cevher Özer smacı vuruyor. Alperen Şengün'ü postere davet ediyor Cevher Özer. Pot altında da Abu iyi bir savunma yaptı. Hızlı hücum şimdi. Fraser potaya gidiyor. Brandon Fraser'a blok geldi. Alex Hamilton takip bloğunu yapıyor. Vay vay vay. Yani Hamilton'ın. Yani orada dışarıya çıktığı zaman geri dönüşü gerçekten. Bu arada nefis bir alley-oop geldi. Eric Neal asisti yaptı. Malik Abu smacı yapıyor. Evet, haftanın en iyi 5 hareketini izledik. Ben hemen fikrimi söyleyeyim, sonra pası size atacağım. 2 numarayı çok beğendim. Güzel bir bloktu bu arada Hamilton'ın bloğu aynı zamanda. Hemen seninle başlayalım Ümit, nasıl? Ben 3 diyorum. Ben Cefe Özer'in smacını evet. Çok beğendim. Yani çünkü daha çok böyle oyun bilgisi, evet, Hamilton'ın evet. Atletizmi çok güzel geldi. Geriden gelip yapılan bloklar her zaman çok evet. Göze hoş geliyor ama Cefe'nin de yine topu aldığı nokta o boş alanı görmesi ve Alper'in üzerinden yaptığı smaç bence biraz daha öndeydi. Bu benim tercihim diyeyim. Gökhan, senin favorin hangisi? Bu hafta Ümit'le ben de aynı fikirdeyim. Nihayet. Kaç haftadır nihayet. Farklı isimler üzerinde duruyorduk. Ben de Cevher'in smacı diyorum. Alperen gibi ligin en etkili uzunlarından birinin üzerinden evet. Posteri yapıştırmış. Evet, biz tabii ki favorilerimizi seçtik. Sevgili izleyicilerimize de soruyoruz. YouTube ve Twitter hesaplarımız üzerinden anketimize katılımlarınızı bekliyoruz. Sizce en iyisi hangisi? Bizlerle paylaşırsanız evet çok mutlu oluruz. Önümüzdeki hafta da program başında en iyi hareketi yine sizlerin seçtiğiniz, beğendiğiniz en iyi hareketi ekranlara getireceğimizi hemen söyleyelim ve Basketbol Panorama programının bu haftalıkta sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Çok keyifli bir programdı. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Bizim için de öyle. Çok teşekkürler.
Evet, Nesne TV ekranlarında Basketbol Panorama programının bu haftalık da sonuna geliyoruz sevgili izleyiciler. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte tekrar buluşmak dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşça kalın.